Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba hocam. Çok yoğunsunuz. Hem yazılı basında hem görsel basında takip ediyoruz başarılarınızı. Başarınız daim olsun. Yayın davetimi kabul ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Hocam çok önemli bir konuyu konuşacağız aslında. Takıntıların hayatımızı olumsuz etkiler mi dedik ama izleyicilerimizden de birçok soru aldık bununla ilgili. Birçok kişi takıntılı olduğunu dahi bilmiyor sevgili hocam. Evet. Değil mi? Evet, takıntıları, yani çok farklı anlamda takıntı kelimesini kullanabiliyoruz. Çok Hatta farklı o yerlerinde kullanabiliyoruz. evet, pelesenk olmuş ve bir de çok basite indirgiyoruz. Bu ne kadar olağan diye de sormak istiyorum. Yani ne kadar takıntılı bir insansın diyebiliyoruz çok normal bir şekilde. Bunu normalize etmemiz normal mi diye sorup sözü size bırakmak istiyorum hocam. Sonrasında zaten sorularımızı ileteceğiz size. Yani takıntıları başta tanımlamak lazım. Takıntı derken acaba neyi kastediyoruz? Ya da kişiye biz sen takıntılısın derken ne demek istiyoruz? Ya da kişinin benim takıntılarım var derken bunu açtığında bunun altında ne yatıyor? Bunun alt metinlerinde ne var diye bakmak gerekiyor. Takıntı dediğimiz şey eğer psikiyatri literatürüne bakarsak, yani psikiyatrik bir anlamda eğer değerlendirecek olursak buna obsesyonlar veya ruminatif düşünce veya obsesif kompulsif bozukluk gibi daha ileri seviyelere giden düzeylere varan tanımlamalar kullanıyoruz. Orada kullandığımız tanımlamaların içinde takıntı dediğimiz şey daha ziyade zihne gelen, zihnini kovmaktan ya da zihinden uzaklaştırmakta zorlandığımız, bazen saçma gelmesine rağmen bizi onu uzaklaştırmakta zorlandığımız düşünceler anlamına geliyor. Kompülsiyon dediğimiz zaman da bu düşünceleri rahatlatmak için yaptığımız eylemler. Bir örnek verecek olursam, temizlik takıntısı çok kullanılan takıntılardan bir tanesi. Bir yerin kirli ya da kişinin kendisinin kirli olduğunu ya da çevresinin ya da çevredeki insanların kirli olduğunu, eşyaların kirli olduğunu düşünmesiyle birlikte bu düşüncenin onu rahatsız edecek bir noktaya kadar gelmesi ve bu düşünceyi rahatlatabilmek için kompülsiyon dediğimiz rahatlatıcı eylem, yani temizliği yapıyor olması. Bu bizim için temizlik takıntısı diye adlandırdığımız bir rahatsızlık. Hocam çok önemli bir şey soracağım. Özür diliyorum sözünüzü keseceğim ama lütfen söyleyeceğinizi unutmayın. Televizyon programlarında da görüyoruz. 50 yıl sonra evliliklerin bitmesine bile neden sebep olabiliyor temizlik takıntısı. Bunun tedavisi mümkün değil mi? Artık hani hayır Burcu, bir noktadan sonra geç kalıyoruz dediğimiz bir nokta var mı? Yoksa her yaşta tedavisi mümkün mü bu temizlik takıntısının? Tabii detaylarını ilerleyen dakikalarda paylaşacağız ama konu gelmişken hemen sormak istedim. Elbette tedavisi mümkün. Fakat bunu diğer fiziksel hastalıklar gibi düşünebilirsiniz. Mesela vücuttaki bir enfeksiyon gibi veya kanser gibi de düşünebilirsiniz. Zaman geçtikçe tedavisi güçleşebiliyor. Bu yüzden bunun ne kadar erken müdahale edilebilirse, ki özel genellikle takıntılar çoğunlukla çocukluk yaş civarlarında başlar. Yaklaşık takriben 13 ile 14 yaş gibi yaşlarda başlar, belirti vermeye başlar. Mümkün olduğunca bu yaş grubunda eğer müdahale edebilme şansımız olursa tedavi şansımız daha kolay ya da tedavi yolumuz daha kolay olacaktır. İlerleyen yaşlarda tabii ki süreçlerimiz zorlaşıyor. Çünkü zihin bir şeyi ne kadar çok tekrar ederse o kadar iyi öğreniyor. Yani bunu sınava çalışırken de aynı şeyi yapıyoruz. Çok tekrar ediyoruz. Bir şey ezberlerken çok tekrar ediyoruz. Ya da sık yaptığımız bir davranış bizim artık fark etmediğimiz ve sürekli yapılan bir davranış haline gelebiliyor. Zihnin basit öğrenme mekanizması bir şeyi ne kadar çok tekrar ederse o kadar kuvvetli öğreniyor. Takıntılar da böyle. Bir düşünceyi siz zihninize ne kadar çok getiriyorsanız onu daha çok kuvvetli öğrenirsiniz. Doğal olarak onu değiştirmek daha da zorlaşır. O yüzden erken yaşta müdahale etmek daha önemli tabii ki. Peki burada İlerleyen yaşlarda bu ebeveynlere de zorlaşır. çok büyük bir iş düşüyor aslında değil mi hocam? Yani çocuk bunun farkına varmayabilir. Ebeveynlerin ciddi anlamda gözlem yapması gerekiyor. Hatta sizin gibi değerli uzmanlarımıza, doktorlarımıza geldiğinizde hatta bir böyle günlük tutmalarında bile bir yarar olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz? Lütfen yanlışım varsa düzeltin. Elbette ebeveynlerin zaten bu durumu fark ediyor olması lazım. Yani 13-14 yaşlarındaki veya daha küçük bir çocuğun bu durumu takıntı olarak nitelendirmesi biraz zor. Bu onun gerçekliği gibi başlar. Yani bunu hayatın gerçeği, bu durumu yapması gereken ya da düşünmesi gereken bir durum gibi algılar. Çoğu zaman da kaygıyla mücadele etmek için kullandığı bir sistemdir bu. Çocuklarda genellikle kaygı yaşadığında bunu ifade edemediği için bu kaygıyı gidermek için bir takım davranışlar sergilemeye ya da zihne düşünceler getirmeye başlar ya da o düşünceleri kovmak için uğraşmaya başlar. Bu onun gerçekliği haline gelir. Fakat bunu ebeveynin fark etmesi daha kolay.
Ebeveynin görevi burada. Bu durumu fark ettiğinde tabii ki bunun için doğru sağlıklı bir yol izlemek, bir işte profesyonel adım atmak veya profesyonel destek alma yoluna gitmek olacaktır. Hocam birçok kişinin profesyonel destek almadığını ben görüyorum. Siz de görüyorsunuzdur. Biraz öz eleştiri yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Hatta izleyicilerimize de paylaşalım. Sevgili hocamla yayın öncesinde istişare ediyoruz. Hocam dedim yani her konuda, her hastalıkta bir genetik faktör söz konusu. Takıntılarda da söz konusu mu dedim. Sevgili hocam evet tabii ki şimdi daha detaylı paylaşacak. Fakat anne zaten anne ve baba bunu olağan olarak karşılıyor. Çocuğumda da olsa ne olur mantığıyla hareket edildiğinde işte ilerleyen zamanda ya da yıllarda daha tehlikeli bir sonuçla karşı karşıya kalabiliyoruz demek doğru olur mu? Dediğiniz nokta evet çok doğru bir nokta. Yine temizlik takıntısı örneğinden gidecek olursak, temizlik takıntısına sahip olan bir anne veya baba bunu yapılması gereken bir şey olarak nitelendirdiği için çocuğunda da ortaya çıktığında doğal olarak diyor ki evet o da doğru yürüyor, o da sağlıklı bir yol izliyor gibi düşünecek. O yüzden ebeveynin öncelikle kendisinin bu durumun sağlıklı olmadığını fark etmesi gerekiyor ki çocuğuna yardım edebilsin. Yoksa aksi halde bunun zaten olması gereken bir şeymiş gibi düşünüyor ebeveyn. Onun dışında sadece temizlik gibi değil, bütün takıntılı düşünceler için geçerli o. Ve en sık mesela çevremizde yaşadığımız şeylerden bir tanesi mesela el alem ne der gibi düşünce. Ah İşte hocam. çevreden ne derler, bunun için insanlar ne düşünürler, bunu yapmamalıyız diye bunu çocuğuna aktardığında kendi düşünce sisteminin doğru olduğuna inandığı için çocuk da bu yola girdiğinde onu sağlıklı olduğunu düşünecek. Ya da çocuk buna tepki verirse sağlıksız olduğunu düşünecek. Hayır, insanlar benim umurumda değil. Ben kendi istediğimi yapmalıyım, kendi seçimlerimi yaşamalıyım diye çocuk düşündüğünde bu sefer ebeveyn diyecek ki çocuk hasta, bir problemi var, sağlıklı değil. Bize genellikle bu yolla getiriyorlar zaten. Yani takıntıdan ziyade çocuk buna karşı çıktığında diyorlar bu normal değil. Çocuk mesela kirli diyor, pasaklı diyor. Çocuğun yaptığı şey aslında tepkisel bir şey. Bu kadar temizlik takıntısı yaşanan bir evin ya da dünyanın içinde doğal olarak tepkisi olarak diyecek ki bir dakika ben bunların hiçbirini yapmak istemiyorum ve kendisini çektiği anda aile diyecek ki bu çocuk kirli, pasaklı, problemli, işte temizlik yapmıyor, kişisel düzenine dikkat etmiyor gibi. Ancak bu durumlarda belki bir problem varmış gibi düşünecek ama kendinde bir sorun olduğunu düşünmediğinden dolayı çocuğunun sorununun kendisinden kaynaklı olduğunu fark etmeyecek. Sevgili hocam aslında birdenbire insan temizlik takıntısı olmaz. Bir gün hani bir kere yıkamakla başlar. İkinci gün 3 kere, işte 4. gün 7 kere vesaire. Bunların aşama aşama her geçen gün fazlalaşma ihtimali söz konusu mu? Sadece temizlik takıntısı ile ilgili değil. Aslında takıntının türlerinden de bahsetmek gerekir burada. Ne dersiniz? Evet, birçok türü var takıntının. Sadece temizlikten değil, işte kontrol etmek gibi düşünün. Örneğin işte kapıyı kapattın mı, pencereyi kapattın mı, cüzdanını evde unuttun mu deyip Hocam tekrar... son 2 yıldır o bende var. Yaşla alakalı mı acaba? Yani yaştan ziyade stresle daha çok ilgili bir durum. Çünkü şunu biliyoruz, takıntılar stresli yaşam koşulları arttığınca, işte savaş, ekonomik kriz, pandemi dönemi gibi ciddi şu an kontrol edemediğimiz stres faktörleri var. Bunlarla birlikte işsizlik gibi, bunlar gibi durumlarda bu stresle birlikte takıntılar tetiklenir, artma eğilimi gösterirler. Burada takıntının sizi ne kadar etkilediğini ölçmek önemli. Örneğin şunu düşünebilirsiniz, ya işte kapıyı kilitledim mi? Zihninize gelir, bir defa iki defa gelir. Bu problem değil. Elbette düşüneceksiniz, bir güvenlik önlemi alacaksınız kendiniz için. Fakat bunun için defalarca birkaç kere ya da gidip kontrol ediyorsanız kapıyı ya da kontrol etmenize rağmen emin olamıyorsanız belki anahtar kelimelerden bir tanesi bu emin olamama. Kontrolün sizde olmadığı hissiyatını yaşamak ve emin olamama. Bu iki hissiyat daha çok baskın hissiyat. Eğer bunları yaşıyorsanız ve hayatınızı etkiliyorsa evet o zaman diyoruz ki evet bir takıntı rahatsızlığına sahipsiniz. Bunun için önlem almanız gerekebilir. Korkmalı mıyız hocam? Mesela ben birebir yaşayan biriyim. Bunu izleyicilerimiz de bana katılacaktır. Kapıyı kilitlediğime eminim. Bir gün gerçekten çeşmeden geri dönecektim. Ama eminim. Ama içim rahat değil. Hani Evet, bunu eyvah bir dedim. Burada bir kırmızı alarm var mı? Söz konusu mu? Diye hemen sizi bulmuşken sorayım hocam. düşünce geldi ve aklınızdan uzaklaştırabildiyseniz problem yok. Ama sizin oradaki tatiliniz etkili. İşte o zaman Etkilemedi, da geçti. bu geçmese de Geçtim. problem yok. Yani bunu yönetebiliyorsanız, baş edebiliyorsanız problem yok. Ama yönetemiyorsanız işte problem orada başlıyor ve hayatınız etkiliyor. Oradaki tatil keyfinizin önüne geçiyor.
Aslında hocam temizlik takıntısı diyoruz, masum gibi görünüyor ama ilişkilerde takıntılı olan birçok durumlarda söz konusu, kadın cinayetleri söz konusu, haberlerde izliyoruz, görüyoruz, siz de karşılaşıyorsunuzdur. Çok girmek istemiyorum ama takıntı dediğimizde aslında takıntı deyip geçmemek lazım. İlk tanıştığımız insanlarda, özellikle özel hayatımızda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Takıntının da evreleri var diyoruz ya. Evet, yani bu insanlardan biraz daha uzak durmamız gerekiyor ya da tedaviye yönlendirmemiz gerekiyor dediğimiz verebileceğiniz örnekler var mı bu konuda? Çok değerli bilgiler vereceğinizi biliyorum hocam. Söz size bırakayım. Şimdi bu dediğiniz durum bizde takıntı sınıfına girmeyen bir durum. Bu daha çok paranoya belki ya da şüphecilik ya da şüphecinin daha ileri evresi olan Öyle paranoid mi? diyebilirim anlamına gelebilecek. Bunu şöyle ayırabilirsiniz. Aslında takıntılı kişinin kendisine zararı vardır. Paranoya şeklini alanların çevresindeki insanlara zararı Hocam bu çok önemli bir bilgi. Bu zamana vardır. kadar yanlış biliyorduk o zaman. Takıntı, örneğin temizlik takıntısıysa kendisini çileden çıkartır. Çevresindekiler eğer onu rahat bırakırsa, umursamazsa kendine zarar olur. Gidip başkasına zarar vermez. Ama paranoid tutuma ya da şüpheci tutuma sahip, işte cinayet işleyebilecek kadar noktaya giden insanlar bu takıntı değil. Bu artık paranoya almış, paranoya halini almış, zihinsel bir bozukluk haline dönüşmüş bir durumdur. Zihinsel derken bunu gerçekten organik, biyolojik bir hastalıktan bahsetmiyorum. Altında yatan şüpheleri tetikleyen onun geçmiş öyküsünden bahsediyorum. Onun da işte bir çocukluğuna dair ciddi anlamda bir sürü eksikliği, çocukluğunda yapılmış bir sürü hata, belki de onun dünyasında doğruları ya da o gerçekliği olduğu gibi ona aktarabilen ebeveyn figürlerin eksikliği olmaması gibi birçok faktör nedeniyle, belki burada sayamayacağımız birçok faktör nedeniyle kişi o hale Değil mi? alır ama bunu takıntı olarak adlandırmıyorum. Peki tedavi edilmediği Adlandırmıyorum. takdirde tehlikeli boyuta ulaşabilir mi Tabii takıntılar? ki. Takıntılar. Bizim dediğimiz takıntılar, yani obsesyon dediğimiz takıntıların en fazla ulaşacağı tehlikeli bir boyut, kişinin hayatını artık o düzenini, o rahatsız edici şeyler o kadar fazlalaşır ki ilişkilerini sürdüremez. Kendileriyle bile konuşamıyorken bir doktorla karşı karşıya geldiklerinde bu konuları rahatlıkla paylaşabiliyorlar mı? Yoksa hala gizleme yolunu mu tercih ediyorlar? Yani Tedavi için çok önemli çünkü sizin yaklaşımınız. elbette bir terapiste, bir psikiyatriste gittiğiniz zaman sonuçta karşınızda tanımadığınız bir insan var. Doğal olarak da hemen açılmasını zaten bekleyemezsiniz. Bizde o güven ilişkisi yaklaşık 2-3 seans gibi bir sürede, yani 2-3 görüşme sonunda kurulmaya başlanır. Çünkü danışan sizi tartmaya başlar. Size güvenip güvenemeyeceğini seçmeye başlar. Ve Tabii sizin o ona alan güvenip mahreminiz artık sizin. tabii ki. Yani bizim alan zaten çok mahrem. Yani kimse zaten konuşmaya cesaret edemedi ya da dillendiremedi. Konuşmakta sakınca gördüğü, ifade edemediği birçok şeyi orada aktarmak durumunda kalacağı için bu güven ilişkisinin oluşması zaten bizim açımızdan çok önemli. Ondan sonra ancak insanlar açılabilmeye başlıyorlar. Ve bizde tabii ki mahrem bir nokta olduğu için biz gizlilik ilkesiyle çalışıyoruz. Yani bunu onun en yakını dahi bilemeyecek. Bizim oradaki konuşmalarımızı talep olsa dahi yakınları tarafından bu talep karşılık görmez. Biz onlara herhangi bir yanıt vermeyiz ya da bir dışarıya bilgi vermeyiz. Bu nedenle orası tamamen mahrem ve gizli bir ortamdır. Rahatlıkla dile getirebilmeliler ki o tedavi sürecini sağlıklı bir şekilde ilerletebilirsiniz, değil mi hocam? Şimdi ben size geldim bir danışan olarak. Siz bana bir iki tane ilaç verdiniz. Aa, bir baktım bir iki hafta iyi geldi. Ben iyiyim deyip ilacı bırakan birçok kesim de var sevgili hocam. Yani o pusulayı ve reçeteyi karşılıklı çok istikrarlı götürmeniz gerektiğini düşünüyorum. Lütfen bu konuda da yanlışım varsa düzeltin. Yani ben kişisel olarak şöyle çok ilaç eğilimli biri değilim. Daha çok terapi sürecini yürütüyorum. İlaç konusunda sadece çok belirli kriterler dahilinde kullanmayı tercih ediyorum. Yani örneğin acil müdahale etmemiz gereken bir durum olduğunda ne gibi intihar fikirleri, başkasına zarar verme düşüncelerinin oluşması gibi. Ama o bir takıntı halinde olan düşüncelerden bahsetmiyorum. Kişi gerçekten bunu yapmayı itecek derecede olan düşünceler oluştuğunda ya da takıntı o kadar yüksek seviyededir ki artık ilişkileri az önce bahsettiğiniz arkadaşınızdaki gibi artık yalnız kalma korkusuyla birlikte eve kimse gelmiyor. Ciddi anlamda sosyal hayat Tabii. etkilendi. Bu durumda evet, biz ilaç tedavisi gibi bir şey tercih edebiliriz. Ama bu nadir, yani çok sık kullandığımız bir şey değil.
Fakat ilaç başlarsak da böyle 2 hafta kullandım, 3 hafta ben iyiyim, yarım çayda iyiyim dediğim zaman bırakılacak ilaçlar değil yani. Başladığınız zaman yine çok devam etmek, düzenli devam etmek durumundasınız. Çünkü nörogenez dediğimiz bizim de sinirsel bağlantıları onarmaya başlıyor. Siz erken keserseniz tekrar bir bozulma meydana, yıkım meydana. Bu yıkımın olmaması için uzun bir süre kullanmak gerekiyor. O yüzden En antidepresan az 6 başta. ay diye biliyorum hocam. Doğru mu? Evet, 6 ayla 1 yıl süre, Değil mi? 1 yıl arasında kullanmak gerekiyor. Sağlıklı bir kadar. O Seansları da yüzden ilk yarıda defa. bırakmamamız gerekiyor, değil mi? Hani kaç seansa, artık 7 seansa ihtiyacım varsa benim. Hocam 3. seansta tamam, çok teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldunuz bana. Kendimi de gayet iyi hissediyorum deyip yarıda kesmek sağlıklı mı? Yoksa işte o 7 seans bitecek mi? Tabii kişiden Şimdi kişiye göre değişir bu, ama sevgili hocam biraz göreceli bir soru sordum. Buyurun. önceden bunun tedavi sürecinde ne kadar süreceğine dair bir bilgi vermemiz mümkün değil. Bu kişiden kişiye göre değişir. Burada süreçte kişi zaten seansların ilerleyişinde orada kendisindeki değişimi fark eder ve kendisi kafasında ne kadar iyi olduğunu ya da ne kadar işte kötüye gidiyorum, iyiye gidiyorum, neler değişiyor gibi farkındalıkları zaten sahip olmaya başlıyor süreç içerisinde. Ama bizim önceden sizin 8 seans sürer, 15 seans sürer, 3 seans sürer gibi bir şey bilgi verebilmemiz mümkün değil. Çünkü bizim yaptığımız yani tedavi sürecini yürüttüğümüz bu alan bir şey gibi değildir. İşte cerrahi gibi değildir. Sizin operasyonunuz 3 saat sürecek takriben gibi bir yanıt veremeyiz. Veriliyorsa da bu gerçekten gerçekçi olmayacaktır. Evet hocam, özellikle sormak istedim. Çok bilgi kirliliği var çünkü. Hani en az 6 seans, en az 8 seans, işte görüyoruz, duyuyoruz. Toplum olarak gerçekten akla karayı bir seçmemiz gerekiyor. İşte sizin gibi değerli hekimlerimizle, uzmanlarımızla karşı karşıya gelemiyor ne yazık ki birçok kişi. Sevgili hocam, verdiğiniz bilgiler o kadar değerli ve önemli ki bazen bilerek soruyorum bunları ki sizden doğrusunu öğrenelim ve doğru bir yolda ilerleyelim diye. Kesinlikle haklısınız. Yani sonuçta sağlıklı bilgi her yerde var. Ulaşabiliyorsunuz çok rahatlıkla. Fakat hangisinin sağlıklı ya da doğru olduğunu seçebilmek zor gerçekten. Tabii, kesinlikle. Bir de takıntılı olduğunu kabullenmeyen kişiler de var sevgili hocam. Evet, görüyoruz bariz bir şekilde, ama bir yere kadar bizim de hani hat bilmek çok lezzetlidir, kıymetlidir diyorum ben her zaman. İşte Okan hocam, siz takıntılısınız, bir doktora görünmek zorundasınız. Bir yere kadar diyebilirim ve sizin hayatınıza dahil olabilirim. Değil mi? Bu konuda da çevremiz de çok önemli, ailemiz de çok önemli. Nedenli yönlendirdiğimiz de çok önemli. Sen hastasın, emir kipiyle değil de biraz daha sakinleştirerek, biraz daha böyle pembe renkli cümlelerle yönlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Ne dersiniz? Takıntılar, evet, yani kişi reddedebilir takıntılı olduğunu. Fakat çevredeki insan, şimdi kişi, örneğin sigarayı bırakmak istiyorsunuz. Siz bırakmak istemediğiniz sürece 7 can bir araya gelse size bunu bıraktıramaz. Öncelikle tabii ki kendi istiyor olmanız gerekiyor. Ya da bu işe bir şekilde karar vermiş olmanız gerekiyor. Bizdeki bütün rahatsızlıklar da böyle. Kişi takıntıları ile ilgili kendisi bir çözüme gitmek istemek durumunda. Çevresi tabii ki sert tepkiler, sen hastasın gibi tepkiler hiçbir yerde vermemek gerekir. Yani İlaç. grip hastasına bile sen hastasın, git buradan dediğiniz zaman bile kötü hisseder. Yani takıntılı Çok birine haklısın. dediğiniz zaman tepkiyle karşılaşırsınız. Burada önemli olan çevresinin takıntılı insanı beslememesi gerekiyor. Çünkü takıntılar çevreden çok beslenir. Ne güzel söylediniz. Çok doğru. Örnek verecek olursam sürekli elini yıkayan biri elimi yıkadım mı yıkamadım mı diye size bir soru soruyor ve siz her seferinde evet yıkadın ya da kapıyı kontrol ettin mi etmedin mi diye bir soru sorduğunda siz evet ettin sıkıntı yok gibi bir cevap verirseniz her defasında bu takıntı beslenir ve bundan sonra artık bu da dönüşmeye başlar. Her seferinde size sorar. Yani yakındaki insanlara sormaya başlar. Bu yakındaki insanları da artık bir süre sonra çileden çıkarlar. Bu durumda kişilere belli kurallar getirmek. Yani yakınlarının burada yapabileceği en önemli şey kişiye, takıntılı olan kişiye diyecek ki senin örneğin günde bu soruyu bir kez sorma ya da 2 kez sorma. Kendi belirleyecek de bir rakam. 2 kez sorabilirsin, 3 kez sorabilirsin ama bunun dışında cevap vermeyeceğim sana gibi bir sınır çekmek gerekiyor. Sınırı çektiğiniz zaman kişi ancak iç dünyasına yönelebilir ve bunun bir sorun olduğunu fark etmeye başlar. Yoksa size aktarmaya başlıyor bütün takıntılarını. Yani siz artık onu onaylıyorsunuz.
Şunu dedim ya en başta, kişilerin aslında emin olamama gibi bir dürtüsü var temelde. Emin olmakta zorlanma. Doğal olarak emin olamayan bir kişi onay ihtiyacı var. Yani birilerine Doğru. onay. Çevresini onaylayan insanlar olduğu sürece neden bunun bir problem olduğunu düşünsün ya da bir çözüm yolu. O yüzden onayı kesmek gerekiyor. Onayı kesebildiğimiz Onay zaman veren kişiler peki o insanın takıntılı olup olmadığını nasıl anlayacaklar sevgili hocam? Aynı bir şekilde hani bana soru soruyor der yani birçok kişi. bir kere soruluyorsa zaten anlamazsınız ama sürekli bunu yapıyorsa kişi dersiniz ki bunda bir problem var. Ve artık orada kendinizi geri çekmeye başlamanız gerekiyor. Yani o onay ihtiyacı olan kişinin onaylayan kişisi olmamanız gerekiyor. Siz bir onay merci değilsiniz çünkü gerçekte değilsiniz. Hiçbir insan bir insanın onay mercisi değil aslında. Bu psikolojik bir problem ve kişinin zihninde kendi iç dünyasında yaşadığı bir şey. Başkasının bir onayıyla değiştirilemez. Ya da düzeltilemez, tedavi edilemez. O yüzden onay arayışını bırakmak gerekiyor. Hem takıntı yaşayan kişi açısından söylüyorum. Onay ihtiyacını bırakabilmesi gerekiyor. Dışarıdaki insanlar da ona onay vermekten vazgeçmesi gerekiyor. Yardımcı olmak adına kötülük yapmıyoruz aslında iyilik yapıyoruz. Bunun altını özellikle çizelim öyle değil mi? Yani onay vererek iyilik yaptığımızı zannediyoruz. Fakat takıntıları besliyoruz Hocam kilo aslında. takıntısı olan da birçok kişi var. Ben bir spor salonuna gittiğimde yani eşler inanın hocam 250 gram yok var ya da yok. Yani pantolonundan ya da işte gömleğinden çok hafif bir yağ çıkıyor. Yağ bile denmez aslında. Aylarca uğraştım yok edemiyorum diye ben kulaklarımla duydum, gözlerimle gördüm. Yani kilo takıntısı da çok ciddi bir sorun değil mi günümüzde? Biz de buna bedensel uğraş takıntısı diyoruz. Bu da bir takıntı çeşidi. Nasıl ki kontrol etme ihtiyacı hissediyorsanız da bedeni de kontrol etme ihtiyacı hissediyorsunuz. Kilo aldın mı, verdin mi? Tabii bunun başka dalları da var. Anoreksiya, nervoza dediğiniz, bulimiya Tabii. dediğiniz, böyle hastalık isimleri ya da rahatsızlık isimleri diye adlandırdığımız durumlar da var. Yeme bozuklukları diyoruz genel anlamıyla. O Ama biraz bu 34 noktada... beden mankenlerden çok ilham alınıyordu sevgili hocam. Şimdi 34-36 beden kavramı kalmadı. 38 diyebiliyorum. Birçok bu anoreksiya hastalığının da önüne geçti diyebiliyorum. Lütfen yanlışım varsa düzeltin. Evet, bunların altında dediğiniz gibi biz buna beden dismorfik bozuklukları dediğimiz genel adlamıyla yani bedenden memnun olmama. Bu da bir takıntı grubu altında sınıflandırabiliriz. Buradaki düşünceler de takıntılı düşünceler. Ve sıklıkla şunu görürsünüz. Takıntılı düşüncelere sahip insanların mükemmeliyetçi bir yapıya sahip olduğunu görürsünüz. Yani her şeyin en Evet. iyisi o. Ya hep ya hiç diye hareket eder. Yani bir şeyi tam yapmalıyım. Eğer yapamıyorsam hiç yapmam gibi. Bunun arası yoktur. Yani siyah ve beyazdır. Çok griye, aradaki renklere yaklaşamayan insanlar olduğunu görürsünüz. Sıklıkla takıntılar mükemmeliyetçi duygularla ya da hislerle eşleşirler. Bu da onlara ebeveynlerinden gelen ya da çocukluk yaşamlarından çoğunlukla gelen bir durumdur. Çocukluğundaki mükemmeliyetçi ebeveyn ya da hiç memnun olmayan, takdir etmeyen, onay vermeyen ebeveynin onayını almaya, takdirini almaya çalışan çocuğun mükemmeliyetçi bir yapıya doğru gidişi diye de özetleyebiliriz. Tabii herkes için geçerli değil. Bu bir grup. Bazı insanlar bu şekilde. Bazı insanlar hiçbir rol modeli olmadan, hiçbir ebeveyn figürü olmadan, çünkü ebeveynim yok ya da erken yaşta kaybetmiştir, terk edilmiştir. Bu durumda da çocuk sevilmediğini, sevilmeye layık olmadığı için terk edildiğini düşünen bir varlık olduğu için bu durumda işte en mükemmel olursam, en iyisini yaparsam sevilirim, kabul görebilirim gibi birçok düşünce geliştirip bunlar takıntı haline alabilir. Bizim burada zaten süreçte, terapi sürecinde biz zeminde bu takıntıya neden olan düşünceleri zaten neler oldu? Yani yaşam olayları. Biz direkt takıntı anını hedeflemiyoruz. Yani temizlik yapıyorsun. O zaman sen temizliği yapma diye direkt bir şey direkt dediği zaman bu kaygıdan bunu gerçekleştirebilmesi mümkün değil. Bazen davranışları biliyoruz. Yani aşama aşama bunun takıntılarını azaltma gibi ödevler verilebiliyor. Veya bu takıntının kaynağını yani Hocam özellikle buyurun. eski kaynaklara yönelmeye başlıyoruz. Yani bütün yaşamın aslında ele aldığımız bir durum. Takıntıların kökeninde neden bu kişi bu hale gelme ihtiyacı duydu? Neden temizlik yapmak ihtiyacı duyuyor? Neden kontrol etme ihtiyacı duyuyor? Neden zihnine onu rahatsız eden birçok düşünce gelmeye ve neden bunları uzaklaştıramıyorum? Nedenlerine doğru gidip bunları fark etme süreciyle birlikte zaten takıntılarda azalma gerçekleşiyor.
Giriş, gelişme, sonuç. Şimdi temizlik takıntısı olan birinden duyduğum şuydu. Sorunlarımı temizlik yaparak unutuyorum. Kilo problemi, çok kilolu bir insan. Hiçbir erkek beni beğenmesin diye sürekli yemek yiyorum. Bunları biliyoruz, görüyoruz, duyuyoruz sevgili hocam. İlla ki zemininde bir şey yatıyor. Hiçbir şey sebepsiz ve nedensiz ortaya çıkmıyor. Özellikle o kilo problemini neden söyledim, takıntısını? 250 gram çünkü. Yani 250 gram ha olmuş ha olmamış. Yani 30 kilo olur, 40 kilo olur, evet. Vermek için çaba sarf edersin, emek harcarsın ve takıntı haline getirirsin. Ama 250 gram dendiğinde orada sıkıntı varmış. Hiç algı uyandırdı bende. Evet, bu takıntılı. Yani kilo takıntısı var. Belki yanlış yaklaştım ama bu düşünceye beni itti. Evet, ama o insanın neden böyle biri olduğuna ya da neden kilo takmaya ihtiyaç duyduğuna dair analizleri yapmamız gerekiyor. Burada zihin bir katman sistemine sahiptir. Yani sizin önde düşündüğünüz işte yemek yersem kilo alırım düşüncesinin altında hiç tahmin edemeyeceğiniz yerler burası. Bir örnek verecek olursam istismar, işte çocukluk çağı istismarları gibi. İstismar durumunda, bu istismara bu arada sadece cinsel olarak bakmamıza gerek yok. Fiziksel veya duygusal istismarlar da en az cinsel istismar kadar şiddetli algılanabilirler. Sözlü Genel anlamda, istismar. evet, genel anlamda psikolojik şiddet gibi, duygusal ihmal gibi, istismar gibi. Bütün istismarları eğer ele alacak olursak, istismar edilen bir çocuk kendisinin zayıf olduğunu inanır. Ve bunu kapatabilmek için de güçlü olmak ihtiyacı. O yüzden zihin kendisi onu güçlü yapabilecek hayattan imgeler aramaya başlar. Zihin imgelerle çalışır. Yani mutlaka bir şeyle eşleşiyordur orası. Aslında çok matematiksel bir durum bu. Kendisine bir yol alar, bir şeylerle eşleştirir ve güçlü olma ihtiyacı hisseder. Peki bir kişi nasıl güçlü olabilir? Örneğin kilo aldığınız zaman güçlü görünebilirsiniz. Çok iri biri olup güçlü olabilirsiniz ve insanlar sizi artık istismar Çok heybetli edemeyebilir. görünüyorum psikolojisi mi? Kesinlikle. Yani güç bununla etkili. Belki bir görüntüyle eşleşir. Görüntü imgesiyle eşleşir ve kişi kendisini güçlü gösterme ihtiyacıyla birlikte kilo almaya. Bunu fark etmez ama. Bu çok derinde düşüncelerdir. Analizlerimizle birlikte buraya gider. Veya şöyle düşünebilirsiniz. Eğer kilo alırsa, örneğin cinsel istismar gibi bir durum söz konusuysa, eğer kilo alırsa insanlar bana yaklaşmazlar ve böylece kendimi istismardan koruyabilirim. Çirkinleştirmeye çalışırım. Özenmem, kendime dikkat etmem, giyimime, kuşamıma, yediğime, içtiğime dikkat etmem. Ve böylece insanlar beni fark etmezler. Fark etmezlerse de bana cinsel istismarda bulunmazlar diye bir Canımı açıklama. yakamazlar. Evet, o yüzden kilo almak gibi bir durumun bile altında bir sürü neden olabiliyorsunuz. Ve bu nedeni ilişkilendirmek bile ciddi anlamda bir süreç. O yüzden size vaat edilen 3 seans, 5 seans gibi vaatler gerçekçi değil. Bu kilo takıntısının hemen karşısında bir de çok güzel olma takıntısı da söz konusu hocam. Şimdi sosyal medyanın getirdiği bize evet büyük konforlar var ama zararları da çok fazla. İşte bazı filtreler söz konusu. Instagram'da görüyoruz ama işte buluştuğumuzda çay içeceğiz vesaire, ilk kez tanışacağız. Alakası yok sosyal medyada gördüğümüz kişiyle. Burada da işte çok güzel olmalıyım, olmazsam eşim beni boşar mantığıyla hareket eden bir kesim de var. Sadece karı koca ve eş ilişkisi değil bu hocam. Sosyal hayatında, iş hayatında, beşeri ilişkileri de buna dahil edebilir miyiz? Küme haline getirebilir miyiz? Ne dersiniz? Yani dediğiniz şey çok güzel olmak yine mükemmeliyetçi bir yapı. Şimdi çok güzel olmak ne demek? Kime göre, neye göre? Çünkü güzellik kavramının altında yatan nedenleri işte burada bilmek gerekiyor. Yani bir insan çok güzel olmalıyımdan ziyade çok güzel olmaya neden ihtiyaç duyar? Bir kere en temelde ilk düzeyde başlayacağımız sorgulama böyle olmalı. Neden güzel olmaya ihtiyaç duyuyorum? Güzelliğin benle eşleştiği şey ne? Hani güzel olduğum zaman mı takdir edileceğim? Güzel olduğum zaman mı olmalı? Güzel olduğum zaman mı sevileceğim? Güzel olduğumda mı terk edileceğim? Güzel olduğumda mı aldatılacağım? Güzel olduğumda mı kendimi değerli hissediyor olacağım? Birçok nedene ve bunların hepsi, neredeyse hepsi çocukluk yaşamlarımıza doğru ilerlemeye başlıyor. Yine çocukluk yaşlarında sevilmediğini düşünen biri çok güzel olduğunda sevilebileceğine inanabilir. Bu da onu işte o mükemmel, en güzeli ben olmalıyım, en iyisi ben olmalıyım gibi bir yola sokabilir.
birçok dediğim gibi nedene doğru bağlayabiliriz. O yüzden yüzeyde çok basit bakmamak lazım. Yani insanın o an düşündüğü şeye olduğu gibi o haliyle bakmamak gerekiyor. Bunun alt metinleri var. Soğan zarı gibi düşünün. Lahana gibi düşünün. Soydukça altında hiç belki ilgisi olduğunu düşünmediğiniz bir sürü şey çıkıyor. Matruşka bebekleri gibi değil mi hocam? Matruşka bebekleri. Siz bile onlar çıktıkça şaşırıyorsunuz. Yani bunun ne ilgisi var? Nasıl çıktı? Ben bunu Değil nasıl mi? geldi? Şaşkınlıklar bile yaşayabiliyorsunuz bu süreçte. O yüzden buradaki en önemli nokta sorgulayabiliyor olmak. Sorgulayan zihinlere sahip Hocam olmak. zaten Sorgulamazsınız. güzellik uğruna bıçak altına yatan birçok kişi çok olumsuz şeylerle karşı karşıya kalabiliyor. O güzel yüzlerini mahvediyorlar gerçekten. Çünkü yetmiyor, yetinmiyor. Biraz daha burun estetiği işi, biraz daha örümcek ağı, biraz daha çektireyim. Kulak kalmıyor, dudak kalmıyor, burun göz kalmıyor. Yani güzellik uğruna, kim uğruna, kim değer böyle bir şeye? Öyle değil mi hocam? Öncelikle bizim kendimizin ruh sağlığı ve beden sağlığı önemli. Kilolu muyum? Olabilirim. Bedenim sağlıklı mı? Kimsenin düşüncesi umurumda değil. Zayıf olmak demek illa ki sağlıklı olmak anlamına gelmiyor. Birçok zayıf insan var, sağlığı elden gidiyor. Hani biraz madalyonun öbür yüzüne de bakmak gerekiyor. Çok güzel diyoruz, işte filtreler kullanılıyor, işte milyarlar harcanılıyor vesaire vesaire. Huzur ve mutluluk denen şey o kadar kıymetli ve lezzetli ki sevgili hocam. Ruh benliğimizi beslemek adına, bunu kaybetmemek adına keşke o özveriyi daha fazla gösterebilsek. Huzuru yakalayabilmek için de tatminkar olabilmek gerekiyor. Tatminkar Doğru. olamadığınızda istediğiniz kadar operasyon geçiyor, istediğiniz kadar diyet yapın, hiçbir zaman size yeterli gelmeyecektir. Ve burada siz kendi hayatınıza bir göz gezdirdiğinizde, geçmişinizde sizden tatmin olmayan ya da genel hayatında memnuniyetsiz olan zaten ebeveyn figürleri de yakalarsınız. Hiçbir zaman tatmin olmamış ebeveyn figürlerine sahipseniz iki tane şansınız var. Ya hayata küsersiniz, herkesten gizlenirsiniz ve kendinize dahi sevmediğiniz bir yol gizler, tamamen içeri kapanırsınız. Ya da bir gün sevilebilirimin umuduyla hayatınızdaki enleri yaşamaya başlarsınız. Yani en mükemmele ulaşma arzusuyla ilerlemeye başlarsınız. İşte estetik operasyonlara geçiririm ve bunun bir sonu yoktur. Bu tatminsizlik, sınırsız, sonsuz bir tatminsizlikle birlikte hayatınızı böyle geçirirsiniz. Bu nedenle işte geçmişe bakacaksınız ve aslında tatmin olamamış, hiçbir zaman memnun olamayan ya da hiç hayatınızda gerçekten sağlıklı bir şekilde var olamamış ebeveyn figürlerini keşfettiğinizde aslında bunları onlar için yaptığınızı fark etmeye başlıyorsunuz. Peki hocam, şimdi bu arada 40 dakikamızı geride bıraktık. Nasıl geçtiğini hiç anlamadım. O kadar güzel, o kadar tane tane akıcı bir şekilde aktarıyorsunuz ki herkesin üzerinde teşekkür ediyorum bunun için. Şimdi bu programımızın başından şu ana kadar bahsettiğimiz o kadar önemli konular vardı ki işte zeminde yatan nedenler, hep çocukluğumuza bakmamız gerekiyor, ne yaşadık vesaire. Zaten kolay olsaydı bunları arkaya atmak. İşte 35 yaşına gelmiş, 40 yaşına gelmiş, hala o zeminde yatan noktalarla, başlıklarla yürüyor. Bu işte 3-4 seansla ya da bir doktora gitmekle tedavisi mümkün. Atlatabilir mi bu Tam kişiler? son cümlenizi anlayamadım. Bir kesildi orada. Atlatabilirler mi? Terapiyle ve ilaçla, ilaca çok yakın bakmıyorum dediniz ama sıcak bakmıyorum dediniz. Tekrar altını çizmek istiyorum onun. Gerçekten ruh sağlığı ve beden sağlığı artık çocukluktan kalma yaralarla büyümüş biri kolay kolay tedavi edilebilir mi? Tamamen bu takıntılarından kurtulabilir mi? Yani hayatta zaten her şey kolay olsaydı hepimiz ona ulaşabilme imkanına sahip olurduk. Doğru. Her şey kolay Doğru. olsaydı, evet, her şey kolay olsaydı ya çabasız olsaydı, zaten bu süreçte bizim yani hayatta varoluşumuzun bir anlamı kalmayacak. Bir kere çözümden bahsediyorsak, yani bir şey çözmekten bahsediyorsak ortada sorun olmalı. Sorun olmadığı yerde zaten çözüm kelimesini kullanamazsınız ya da iyileşmeyi kullanamazsınız. İyileşmeyi kullanabilmeniz için sorun olmalı. O sorunu da iyileşebilmek için tanımlayabilmeniz gerekiyor. O sorunu görebiliyor olmanız ve o sorunu analiz edebilmeniz gerekiyor. Bunun için de bilgi gerekiyor. Bu bilgi için de yani bir terapi sürecine girmek, evet, şu an maliyetli, her insanın alamayacağı, her insanın ulaşamayacağı şeyler ama şu an günümüz dünyasında, teknoloji dünyasında elinizin altında sınırsız videolar var, kitaplar var, ulaşabileceğiniz bilgiler var. Bir sürü imkan varken bundan en maliyetsizine en sağlıklı bir şekilde yönelebilmek gerekiyor. Yani doğru kanalı bulmak.
da çok önemli. Gidip her bilgiyi oradan almak ve inanmak değil. O yüzden sorgulayan zihinlere ihtiyacımız var. Çaba zaten burada devreye giriyor. Sorgulamak ciddi bir çaba gerektirir. Sorgulamak emek gerektirir. Bu sorgulamaya çaba harcamıyorsanız hazır bana söylesin onu yapayım. Hadi bana çözümünü söyle. Bir sihirli deneye benzetebilirsin. Bana bir değnek dokundur ve iyileşeyim. Bu yola gidiyor olursanız burada çaba yok demektir. Çaba yoksa mutluluk gelmez. Çaba yoksa huzur gelmez. Çaba yoksa iyi hissedemezsiniz, iyileşmeden bahsedemeyiz. Çaba yoksa sorunun çözümü yolu yok demektir. O yüzden her şeyin anahtarı çabadır. Sorgulayan zihin yaratabilmek için çabalamanız gerekiyor. Doğru kaynaklar bulabilmeniz gerekiyor. O doğru kaynakları araştırmanız gerekiyor. Oradan okuyabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Bunlar bile sizi sorgulamanızı başlatır. O sorgulamalarla birlikte bile kendi iyileşme sürecinize doğru yol alabilirsiniz. Tabii kendini kapatmış bir insana ne kadar yardımcı olabilirsiniz değil mi sevgili hoca? Bir noktaya kadar yararınız olabilir. Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden açılabilmek için de sorgulamak gerekiyor. Peki hocam, programımızın sonuna geldik. Programın başından beri hep diyorum ya, o kadar güzel, o kadar önemli bilgiler aktardınız ki keşke, hani aslında günler, saatler yetmez bu konuyu konuşmaya. Takıntı deyip geçiyoruz ama çok köşeleri var, çok noktaları var. O noktalar sadece 10 dakikada konuşulacak konular değil. Derinine girdiğimizde işte hep diyoruz ya, herkesin parmak izi başka, herkesin yaşam kalitesi, ağrı eşiği, tedavi seçeneği bambaşka. Evet, biz bir ilaç veriyoruz ya da bu seansı herkese işliyoruz ya da söylüyoruz diye bir kaide söz konusu değil. Herkesi baştan aşağı giriş gelişme sonuç olarak irdelemek zorundasınız ki o doğru reçeteyi verebilirsiniz. Sadece ilaç için değil, yaşam reçetesini o insana sunabilmeniz için bunlar çok önemli. Şimdi yüzeysel örnek veriyoruz tabii ki elimizden geldiği kadarıyla, ama bu bahsettiğimiz her bir nokta kişiye özel noktalar. O kişinin yaşı, mesleği, çevresi, aile yaşantısı, şimdiye kadar geçirdiği, geçirmedikleri, her biri çok önemli ki doğru bir şekilde evet bu kişide bu takıntı hastalığı var, bunda da bu diyebilelim ve o şekilde ilerleyebilelim, değil mi? Kesinlikle. Yanlışım varsa lütfen düzelt. Kesinlikle. Yani herkes için geçerli olan tek bir çözüm olsa hepimiz oraya gidelim zaten. Niye uğraşıyoruz ki bu kadar? Değil mi? Peki, bunlar çok önemli. Eğer siz bunların kolay bir çözümü olduğuna, çık bir şey yapacağım ve bunlar düzelecek diye inanıyorsanız eğer, bu zaten kendinizi değersizleştirmenin de bir göstergesidir. Yani siz o kadar basit bir varlık değilsiniz ki bir şıkla bunların hepsi geride kalsın. Yani insan bu kadar basit bir varlık değil. Eğer siz bunu tek bir şıka indiriyorsanız, bu kendinizi basitleştirdiğinizin bir göstergesi. Veya açılamamanızın bir göstergesi, sorgulayamamanızın, bastırılmışlığınızın birçok göstergesi olabilir. Bu nedenle tek böyle bir şıkla düzeltebileceğiniz sorunlar, belki bir lastik patladığında ancak onun için düzeltirsin. Onun için çaba gerekiyor. Yani lastik patladığında tamirciye götürmek için bile çaba harcamanız gerekiyor. Kesinlikle hocam. Yani bazı noktalarda keşke hani böyle bir sihirli değneğimiz olsa, o kadar farklı, o kadar mükemmel bir anatomimiz var ki aslında. Vücudumuz bize her konuda o mesajı veriyor. Yeter ki duyabilelim, yeter ki algılayabilelim. Ben hep şu örneği veriyorum. Nasıl bacağımız ya da kolumuz rahatsızlandığında, ağrıdığında bir doktora gidiyorsak, ruhumuzda da böyle küçücük bir şey hissettiğimizde bile bir uzmana gitmemiz gerekiyor. Beyin olmadan ayak yürür mü hocam? Yürümez. Ruh sağlığımız, beden sağlığımızdan bazı konularda daha önde tutmamız gerekiyor ki bu hayatta bu kadar keşmekeşliğe göğüs gere gere dayanarak yaşamımızı idame ettirebilir. Kesinlikle. Ve bu süreçte mümkün olunca önerilerimden bir tanesi, kişisel gelişim dünyasında yer alan bir sürü bilgi kirliliği vardır ya. Evet. Bunlara sadece temkinli yaklaşın. Çünkü kişisel gelişimin bazı mottoları vardır. O güç senin içinde der mesela gibi. Hı hı. Yani o güç senin içindeyle olmuyor bu işler. O gücü biz yaratıyoruz. O çabayla yaratıyoruz. O güç biz doğduğumuzda yok. O güç herkes için aynı zaten. Yani herkese ne var? Her doğan insan ne varsa aynı şekilde doğuyoruz, dünyaya geliyoruz. Böyle güç senin içinde, bunu işte gücünle çözebilirsin, o gücünü fark et gibi cümleler insanlarda motivasyondan ziyade motivasyon kaybına da yol açabilir. Yani bakar yapamıyor, der ki hani güç içimde, demek ki o güç bende yok. Herkeste var, bende yok. Durum daha kötüye gitmeye başlayacak.
yüzden kişisel Çok gelişim haklısınız. dediğiniz zaman çok dikkatli olmak zorundayız. İyi Çok seçim. haklısınız. Dikkatli seçim. Hocam çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz, çok başarılısınız. Başarınız daim olsun. Her zaman o başarı merdivenlerini kat be kat çıkmaya devam edin. Bizler de sizi takip etmeye devam edin. Hane bilgilerinizin hayatımıza böyle alalım, kulağımızla, gönlümüzle dinleyelim ve hayatımızda yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapalım. İlla yüz yüze gelmeye gerek yok. Başkasının hayatı da bizi olumlu anlamda etkileyebilir. Yeter ki yürekten empati yaparak kendimizi o olayın içinde yaşatmaya çalışalım diye düşünüyorum. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. İlk yayınımızdı. Son olmasın inşallah. Takviminiz yoğun olduğu sürece hocam, başımızın üstünde yeriniz var. Her zaman yayın yapmayı çok isterim sizinle. Teşekkür ederim. Bir mukabele. Ben de aynı hisler içerisindeyim. Sizinle birlikte yayın yaptığımız için de gayet mutluyum, keyifliyim. Çok teşekkür ediyoruz. Bir hatamız olduysa affola diyelim. Programımızın ardından ertesi gün YouTube'a da aktaracağız. Kesintisiz bir şekilde izleyicilerimiz oradan da takip edebilecekler. Tekrar tekrar dinlenesi bilgiler aldık kıymetli değerli hocamızdan. Zaten tanıtımımızı da paylaşacağız programımız yayında diye. Son olarak neler eklemek istersiniz hocam? Nasıl mesajlar vermek istersiniz izleyicilerimize? Son olarak biraz zor bir dünyada yaşıyoruz şu an ya da zor bir dönemde yaşıyoruz. Tabii ki her dönem kendi içinde bir zorluğunu getiriyor. Yani basit dönem dediğimiz bir dönem yok aslında. Her dönem kendisi içinde bir sorun yaratır. Ve sorun varsa çözüm vardır dedim ya. Yani her dönem kendisi sorun yaratır. Her dönemde kendine özgü çözümler yaratırlar. Taş devrinde de sorunlar vardı. Ama taş devrine göre insanlar çözüm üretti. Şu an bir dijital teknoloji çağındayız. O zaman dijital teknoloji çağına uygun çözümler artık üretilmeye başlıyor. Dediğim gibi dijital dünyada yaşıyoruz. Yani sizi iyiye götürebilecek bir sürü gelişim aracı elinizin altında kolay ulaşılabilir bir durumda. Ve bunun için işte dediğim gibi çaba gerekiyor. Bu çağımızın belki de sorunun çözümlerindeki en önemli şeylerden bir tanesi doğru yere çabayı gösterebilmek ve elinizdeki aletleri, edevatları, teknolojinin getirdiği her şeyi bulmak. Bunun için kullanabileceğiniz aplikasyonlardan tutun, uygulamalardan tutun bir sürü şey var. Bilgiler var, kitaplar var, videolar var. Dediğim gibi sorun çok ama çağ da ona uygun bir çözüm sürecini de getiriyor. Yani gözünüzü açın, sadece etrafınıza bakın. Etrafı değerlendirin, yorumlayın ve analiz yapmaya başlayın. Değerlendirin. Yani dünya sizin etrafınızda dönmüyor. Bizler dünyanın etrafında dönen sadece küçük noktalarız. Öncelikle bunu fark etmekle başlayarak kendi içsel dünyanıza, ben bu dünyadaki rolüm ne, ben ne yapıyorum, benim kendi yaşamımla, kimliğimle ilgili analizlerimi yapmaya başladığım zaman evet dünyanın benim etrafımda döndüğünü fark etmeye başladığımda aslında sorgulamalarım birlikte bununla birlikte başlıyor. Özbenliğimize, saygımız için bunu yapmamız gerekiyor. Kendine saygı duymayana kimse saygı duymaz sevgili hocam. Ağzınıza, yüreğinize, emeğinize, bilginize sağlık. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Gene irdeliyorum. İlk yayınımızı son olmasın inşallah. Programımızın başından bu yana kadar bizlerle olan izleyicilerimize de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyorum. Kendinize çok güzel bakın sevgili hocam. Tekrar Bunlar görüşmek ve buluşmak üzere diyelim. görüşmek üzere. Kendinize iyi Hoşça bakın. kalın. Bay bay.